Başkent programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Başkent programında Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ancak dikkat ederseniz gecikmeli girdik. Sayın Başbakan'ın Viyana gezisi öncesinde çok önemli açıklamaları vardı. Ben Sayın İyimaya'ya sorularımı yöneltmeden önce hemen Sayın Başbakan'ın açıklamalarından size birkaç başlık aktarmak istiyorum. Elbette ki canlı yayında takip ettiniz ancak şu anda Başkent programı için ekranlarını açanlarla bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü çok yeni ifadeler var burada. Salı günleri Ankara'da grup toplantıları oluyor. Liderler, parti genel başkanları önemli açıklamalar yapıyor. Bugün de öyleydi ancak onların cevabını şimdi aldık. Özellikle Başbakan yine aynı sözünü tekrar etti. Ülkemizin huzur ve refahı için gerekirse baldıran zehrini de içerim dedi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan vurgusunu yaptığı çok önemliydi. Terör örgütü PKK'nın sınır dışına çıkması takvimiyle ilgili sorular vardı. Terör örgütü silahlarını bırakıp ülkemizi terk ettiği zaman ülkemizde bir sıkıntı kalmaz. Ancak silahlarını bırakanlar gidebilirler. Suça bulaşmamış olanlar içeride kalabilirler, ailelerine onları kavuştururuz dedi. Yeni bir boyut bu. Ayrıca silahları bırakıp gittikleri takdirde gidecekleri ülkeler vardır. Kuzey Irak'a da, komşumuz Irak'a da, başka bir ülkeye de gidebilirler dedi. Selahattin Demirtaş, BDP eş başkanının açıklamaları vardı bugün. Oldukça rahatsız edici bir ifadeyle biz etle tırnak değiliz demişti. Ona cevap verdi. İki eşit halk derseniz bu milleti bölersiniz. Bu yanlış bir tespittir. Ben Kürt kardeşimle etle tırnak gibiyim. O kimle neyse o olsun diye cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutsak mı, mahkum mu, tutuklu mu var şeklinde bir siyasi polemik konusu vardı. Ona cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı ayrı bir dert. Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde tutsak olmaz, tutuklu olur dedi. Ve terör örgütünün elindeki kaymakam ve diğer kaçırdığı insanlarımızla ilgili bu konu sorulduğunda Türkiye Cumhuriyeti kimseyle pazarlık yapmaz dedi. Ve makamında, konutunda çıkan dinleme cihazı böcekle ilgili soruya da şu anda yeni bir bilgi yok cevabını vermekte yetindi. Bugün ayrıca Sayın Başbakan'ın doğum günüydü. Meslektaşlarımız sorularının arasında doğum gününde kutladılar. Efendim, ben hemen Sayın Başbakan'ın açıklamalarından başlayacağım. Yeni bir süreç, bir çözüm süreci içerisine girdi Türkiye. Hem Sayın Başbakan'ın açıklamaları ışığında hem de bu süreci ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Çok nasıl buluyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum Abdülkadir Bey. Bir defa bugün bizim tarihimiz bakımından çok önemli bir gün. Hoca Ali katliamının 21 yıl evvel meydana gelen Hoca Ali katliamının yaşandığı gün 25'ini 26'sına bağlayan geceydi. 613-614 vatandaşımızı, Azeri vatandaşlarını orada kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Azeri milletine, Türk milletine, Türklük camiasına yine aynı temennalarımı ve merhumlara niyazlarımı ifade ediyorum. Bir de son dönem siyasetimizin ünlü siması, bilim adamı, devlet adamı Necmettin Hoca'yı, Necmettin Erbakan 2 sene evvel yine 27 Şubat'ta kaybettik. Hakkın rahmetine yürüdü. Kabri nur olsun. Onları analım. Efendim, Türkiye aşağı yukarı yarım asra yakındır bir terör belasıyla ve o belanın bağlı olduğu sorunlar sarmalıyla boğuşuyor. Burada bir yöntem uygulandı, askeri önlemlerle, güvenlik önlemlerle bunu çözebilir miyiz sorusuna cevap arandı. Türkiye'yi uçuracak, birkaç kez kalkınmasını sağlayacak derecede büyük mali kaynaklar yok oldu. Gençlerimiz, insanlarımız, canlar feda oldu ama bu soruna çözüm bulunamadı. Şu anda farklı bir süreçteyiz. Ben bu süreci değerlendirirken tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başbakanımızın öncülüğünde
uyguladığı reformların meyvesini alıyoruz diyorum. Çünkü bu dönemdedir ki ilk kez demokrasi artık kitaplardan, anayasalardan bireylere, bireylerin zihinlerine ve özgürlük dünyalarına nüfuz ediyor. Ve paradigmalar, parametreler değişiyor. Ve şu anda bu sürece, bu terör ve problem sürecine milli bütünlük ve barış değerleri içerisinde bir yaklaşım göstererek çözebilir miyiz? Metodu, yöntemi güncelleniyor, uygulamaya konuyor. Burada ben iki şeyi önemsiyorum. Bunlardan birisi niyetlerin varlığı, bilhassa siyasal karar verme mekanizmasında olan makamların, kurumların niyetlerinin varlığı, bu devlet katı olabilir, bu iktidar katı olabilir. Başbakanımız bu konuda niyetten öte risk üstlendi, baldıran içsem dahi dedi. Baldıran bir gerçekten yaylalarda olan 1500 rakamında olan bir zehirdir. Onu yiyen herkesi saniyesinde rahat öldürebilir. İkincisi de psikolojinin yönetimi, toplumsal değerlerin korunması ve algıların yönetimidir. Bunu da şu anda çok iyi şekilde yürütüyoruz, yürütülüyor. Ama erkendir, hüküm cümlesine varmamız öyle kolay değildir. Ben şahsen bu problemin siyaset üstü karakteri karşısında muhalefet partilerinin dahi burada sözle değil, eylemle sürece katkı vermelerinin, tarihin yeniden inşa edildiği dönemde barışı inşa eden mimarlar olmalarının kendileri için bir fırsat olacağını düşünüyorum. Güncel ve konjonktürel hararet içerisindeki kısır tartışmalar yerine makro bir bakışla, süreci kuşatan bir bakışla yaklaşmaları çok önemli olacaktır. Ben henüz sürecin başındayız diyorum ama kuvvetli bir umut var, beklenti var, risk üstlenme var, irade var. Ben hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Çözüm sürecinde anayasaya çok büyük umut bağlanıyor. Siz de aynı kanaatte misiniz? Yeni bir anayasa bu sorunların çözümüne ne gibi bir katkı yapacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bir defa Türkiye anayasalı bir ülkedir. Anayasalı bir ülkedir ama anayasasız bir ülkedir. O nasıl yani, bir şöyle. Şimdi anayasal devlet var, anayasalı devlet var. Türkiye anayasalı bir devlettir ama anayasal devlet değildir. Niye? Çünkü anayasası arızalı. Bir defa anayasanın anayasa olabilmesi için kendisini bağladığını varsaydığımız milletin ve bireyin o anayasanın hazırlanmasında var olması lazım. Şu anda 1876'dan bu yana hiçbir anayasada milletin sözü yok, milletin katkısı yok, milletin talebinin karşılanması yok. Şu anda toplumsal bir sözleşme inşa ediyorsak elbette ki burada Türkiye'de var olan her grubun, var olan her kesimin talepleri değerlendirilerek barışa ve beraberliğe hizmet eden ortak bileşkeyi bulmak lazım. Uzlaşma komisyonunun anayasa yapım sürecinin böyle bir misyonu olabilir ve burada olabildiğince muhalefetin de katkılarıyla mütabakat temelinde bir anayasa oluşturulursa, bu başarılabilirse bu sürece çok büyük katkısı olur. Çünkü anayasanın halen tartışılan önemli noktalar işte vatandaşlık, ondan sonra Türkçenin dışındaki dillerin eğitim işlevi, eğitimde fonksiyonu, onlar da eğitim, yani eğitim dili olarak kabul edecek mi? Bu gibi bazı anayasanın temel sorunları var ki bu noktalarda varılacak bir mutabakat bu sürece çok büyük güç verir. Varılacak mutabakatın önemine işaret ettiniz. Mutabakat, uzlaşma olmadan da anayasa olamaz mı? Şöyle söyleyeyim, bir defa çok aykırı bir görüşün sahibiyim şu anda. Bu anayasa biliminde, siyaset biliminde tartışılıyor. Bir defa 1982 anayasası o kadar arızalı ki, sadece darbe ürünü olmasından dolayı değil, norm kaliteleri bakımından, güçler dengesini kurgulaması bakımından tamamen kriz üreten
vesayete filiz veren bir anayasadır. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Evet. Sanıyorum şu ana kadar bu söylenmemiştir. 1982 anayasası bir anayasa değil, çıkış garantisidir. Ne demek o? Ne demek o? Çıkış garantisi şudur. Olağanüstü rejimlerde, darbe dönemlerinde darbecilerin o süreçten normal denen, aslında normal olmayan sürece geçiş için bazı norm türleri, teminat türleri getirmek isterler. İşte o bizim 1982 anayasası bu anlamda darbecileri sorumluluktan kurtarmak için, bir de vesayet iradelerini normal dönemde var kılmaları için imal ettikleri bir modellemedir. Onun çıkış. Için, ve onun için bir çıkış garantisi içeren anayasalardır. Onun için demokratik sayıları daima düşkün. Ha, ben diyorum ki burada. Diyelim o ki uzlaşma ben biraz açmak istiyorum. Çünkü buradaki makalenizde ben de ben şunu bir şey diyeyim. Konuya, bir cümle tamam. söyleyeyim. Bugün Türkiye bütün, bakın 1982 yılından bu yana siyaset kurumu, millet, sivil toplum anayasa tartışıyor. Yeni bir anayasa istiyorum, demokratik anayasa istiyorum ve yüzlerce modeller geliştirdi. Ama siyaset kurumu bunu başaramadı. Başarabileceği tek şey var. Bir tek maddelik bir anayasa, 1982 anayasası yürürlükten kaldırılmıştır. Bir anayasasızlık dönemi gelecektir. Ama kurallar o kadar sağlam ki anayasa olmadan da Türkiye yönetilebilir. Çünkü altyapı tam sağlam, hem gelenekler sağlam, hem alt normlar var. Bir de o süreçte, anayasasızlık sürecinde siyaset kurumu mecbur kalır. Toplumsal dalga, toplumun anayasa dalgası aradığı anayasayı var kılar. Ben başka bir şey soracaktım ama oraya gelince o da sorularımın arasındaydı. Evet, çünkü peki. Bu makalenizde çok önemli bir yer tutuyor ve aynı zamanda bu tartışıldı da. Anayasasızlık dünyada böyle bir örneği yok denildi. Önce onu sormak istiyorum, böyle bir örnek var mı? İkincisi, mevcut anayasa kaldırıldığı takdirde bir kaos olmaz arz edeyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'nin gerçekten reform süreçlerinde, yeniden inşa süreçlerinde bir emsal arama gibi hastalığı var. Zaten ilk örnek, her neyse, başkanlık sistemi ya başka bir sistem. İlk örnek geldiği zaman dünyada örneği yoktu ki. Biz yeni bir örnek üretebiliriz. Ben bir anayasasızlığı savunmuyorum. Ama 1982 anayasasının getirdiği vesayet ve kriz kapasiteli arızayla anayasasızlığı mukayese ettiğim zaman anayasasızlığa daha üstünlük tanıyorum. Şu anda anayasanın var ettiği kurumlar yasalar yoluyla Türkiye'de var zaten. Parlamento, iş tüzüğü olmaz. Var. Anayasa Mahkemesi, kurumsal kanunu var. Yürütme organı, Bakanlar Kurulu'nun teşkiline ilişkin kanun var. Hayır, bir kaos olur mu? Olmaz. Temel hak ve özgürlükler zaten anayasalarda var olduğu için değil, insan olduğu için temel hak ve özgürlük vardır. Bunlar garantilerdir yoksa. Ha, bunun böyle bir sürecin faydası ne olur? 30 yıldır siyaset kurumunun başaramadığı şeyi 5-6 yıllık anayasasızlık sürecinin getirdiği rahatsızlıklar, arızalar, işte kaos değil, kaosa yakın bulutlu haller anayasayı yapmaya meclisi icbar eder. Bakın şu anda 4 siyasal partinin demokrasi kültürü bakımından, siyasal tecrübe bakımından anayasayı yapamayacak noksanlıkları yok. İrade yok eksik burada. Eksik olan iradedir. Eksik olan iradedir. Biz bakın, biz sırf üniversiteleri YÖK düzenini bir haftadır tartışıyoruz. Bir defa üniversiteler sorunu bir anayasa sorunu değil. Efendim bunu ben biraz daha açmak istiyorum. Dünyada böyle bir örnek yok ama Türkiye dünyada bu konuda çok, model olabilir çok, diyorsunuz. Ya model, bu 30 yıldır anayasayı yapmalıyım, yapamıyorum. Anayasayı yapmayı taahhüt ediyorum, yapamıyorum. Bu sürece hiç olmazsa son verir. Yoksa ben savunduğum için değil, zarureten bunu söylüyorum. Anayasası olmayan İngiliz demokrasisinin öneminden söz edilir. Bu da başka bir yönüyle şeydir, anayasayı bu, ben kaldırarak. Anglo-Sakson sürecinin düşük versiyonlu bir örneği olarak şey edebiliriz, dile getirebiliriz diyorum. Ben ama anayasasızlık sürecini yoğun şekilde tartışmıyorum. Yani yoğun şekilde benimsemiyorum. Fakat bu anayasanın
yürürlükte kalması yerine bu tercih edilebilir diyorum. Darbe anayasası. The second best. Darbe anayasası yürürlükte olacağına onu kaldıralım. Bu en azından bizi icbar eder. Zorlar evet, genel anayasa. Ve toplumsal talebi yükseltir. Çok iki senede anayasa yapar. Genel anayasayı yaparız diyorsunuz. Burada anayasa ile ilgili başka eleştirileriniz de var. Diyorsunuz ki militer vesayet altındaki anayasaların meşruiyet tartışmasından kurtulması mümkün değildir. 82 Anayasası da yapıldığı günden itibaren biz hep bu tartışmaları yapıyoruz. Darbe anayasası askeri vesayet gölgesinde yapıldığı için mi bu tartışmaları yapıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 1876'dan bu yana 1921 anayasasını belki bazı yazarlar istisna olarak görüyor. Ama 24'ü, 61'i, 82'yi hepsini bir defa ferman anayasalar, organik anayasa olarak değerlendiriyorum. İçlerinde millet yok. Ya seçkinler var, bürokratlar var veya askeri vesayet var veya darbeler var. Orada o tabii anayasa değil. O buyruk ve millet işin içine girmiyor, meşruiyet yok. Ancak millet işte eğer referandum, o da referandum olmuşsa mesela 1924 evet. Anayasasında referandum yok. Referandum varsa, halk oylaması varsa millet sadece onay merciinde anayasanın yapım süreçlerine katılmış değil. Evet. Ve onların... Yani 27 Mayıs ve 82'deki referandum hepsi 1961'de öyledir, 1982'de öyledir. 1970'teki kısmi değişiklikler de öyledir. Ben milletin var olmaması halinde, hele sıfırdan anayasalarda, milletin sürece katılmaması halinde o anayasaların meşruiyet debilerinin çok düşük olduğu zaten bilimsel olarak kabul ediliyor. Ve şu ana kadarki anayasaların tümünde o problem var. Burada kurucu referandum öneriyorsunuz. O ne demek? Onu biraz açar mısınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu bilhassa uzlaşma komisyonu oluştuktan sonra uzlaşma komisyonu hangi usule göre çalışmalıdır sorusuna cevap aradık ve iç hukuk oluşturduk. Çünkü bizim şu anda işsizlikteki hükümlere göre çalışamazdık. Partilerin güçler oranında temsili vardı. Gelenekler de o yöndeydi ama uzlaşma komisyonunda ilk kez bir iç hukuk düzeni oluşturduk. Bundan evvel de uzlaşma komisyonları vardı. Hemen hemen 97'den bu yana bütün uzlaşma komisyonlarında bulundum. Orada bir iç hukuk kuralı koymadık. Niye? Anayasanın bazı bölümlerinin değiştirilmesi mahiyetindeki çalışmalardı. Bu sıfırdan anayasa iddialı bir iş. O zaman biz uzlaşma komisyonu olarak bağlı bulunduğumuz ilkeler nedir? Bağlı bulunduğumuz yöntemler nedir? O sorulara cevap aradık ve iç hukukumuzu nereye kadar oluşturduk? Anayasa projesinin taslağın üretilmesi anına kadar. Diyelim ki bir taslak üretildi. Peki o taslağı nasıl anayasalaştıracağız? Uzlaşma komisyonu Nisan'ın 23'ünde evet biz uzlaştık, anayasa projemiz budur dedi. Onun parlamentoda görüşülmesi nasıl olacak? İnsanın diyelim ki anayasa komisyonuna gitti. Yetişebilecek mi efendim? Onu da hemen sorayım. O zamanı tartışalım. Evet, şeyi. Onu tartışalım. Evet. Şimdi şöyle diyelim ki çıktı. Peki bütçeyle ilgili bölümleri bütçe plan komisyonunda mı görüşülecek? Temel normlarla ilgili bölümleri anayasa komisyonunda mı görüşülecek? Nasıl görüşülecek o? Partilerin şeylerine göre, oy oranlarına göre oylama yapılacak, mütabakat denilir. Evet. O halde dedik ki ondan sonraki hukuku, yani anayasa projesi ürettikten sonraki hukuku biz yeniden yazmalıyız. İşte o makalede o bölümü cevaplandırıyorum. Nasıl olmalıdır? Bir, orada şu andaki işsizlikteki oranlar uygulanmaz. İki, anayasanın kısmen değiştirilmesine ilişkin, biz buna tali kurucu iktidar, türev kurucu iktidar diyoruz. 175. maddesi uygulanmaz. Ne uygulanır? Buna göre iki şey uygulanır. Ya biz yine bir işsizlik normuyla oluyor bu. Efendim olmaz. Olur mu öyle şey? İşte hukuk boşluğu olacak veya darbe olacak anlayacak o zamanlar diyor bazı anayasa öğreticileri. Öğretisinde bu şeyler var, öğretim üyelerinin. Bir defa tankların yapabildiğini niye parmakları yapabilmesin ki? Burada geçici bir anayasa maddesi üretilir. Anayasanın yürürlükten kaldırılması ve yeni anayasanın görüşülme ve halk oyuna sunulma ve yürürlüğe girmesi için anayasa maddesi. Tek maddelik kurucu iktidar o. Kurucu iktidar budur. Yani kurucu iktidarın kurucu referandumu o. Evet. Ha bu çok aykırı bir örneği var. O da şu. İlk defa sanıyorum Dogol uyguladı. 1962 yılında
Fransa büyük kriz yaşadı. Evet. De Gaulle izin aldı. Bir taslak üretti. Bilhassa işte bu yarı başkanlık sistemine geçiş, cumhurbaşkanının, devlet başkanının görev süreleriyle ilgili mecliste müzakereye koymadan doğrudan referanduma sundu. Ve dönemin muhalefet partisi Conseil d'État'a, o yürürlük öncesi denetimdir, dava açtı. Dedi ki referanduma giden bir metni ben denetleyemem dedi. Millet de kabul etti. Fransa demokratik dönüşümünü, o krizden, kaosten evet. çıkışını kurucu referandumla yaptı. Bizim bazı arkadaşlar, benim arkadaşım da bu kurucu referandumun örneği yok falan diyorum. Filan diyorlar. Hatta Erdoğan Teziç son Hasan Celal Güzel'in makalesinde buna da değinir. Yani bu olaya evet. da değinir bilhassa. Kurucu evet. referandumu farklı. Ha bunlar istisnai şekiller. Nedir? Aslında anayasa halkın mütabakatıyla, uzlaşma komisyonu mütabakatlı yapılmalı. Meşruiyet tebisi daha yüksektir. Evet. Daha dayanıklı bir norm olur. Daha aşkın zamanlı bir metin olur. Ama olmaması halinde de kurucu referandum bir çare. Çaredir. Efendim kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Sayın Ahmet İyimaya ile yeni anayasa sürecini konuşmaya devam edeceğiz.